Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızda gerçek hayattan alınmış ve kurgulanmış gerilim ve korku hikayeleri yayınlanmaktadır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Merhaba, ben Hilmi. Yaşadıklarım Yozgat iline bağlı küçük bir köyde geçmektedir. O zamanlar bana Dede Hilmi derlerdi. Köylüler bana bu lakabı orta yaşlarda geçirdiğim bir kaza sonrası takmışlardı. O kazada sol ayağım aksamaya başlamış, ben de yaşlılar gibi değnek kullanıyordum. Eğilmekten biraz da belim bükülmüştü. Her şeye rağmen köyümde çok huzurluydum. Ta ki o güne kadar. Bizim evde bir hafta içinde büyük bir huzursuzluk başladı. Hanımla ben, çocuklarla hanım, evin içinde Allah'ın her günü kavga ediyorduk. Ben köyün ağası sayılırdım. Tüm köylüler ben daha kahvehaneye girmeden ayağa kalkar, ben oturmadan da oturmazlardı. O günlerde uzun süredir gitmediğim kahvehaneye gittim. Köylüler suratlarını asmış, yönlerini başka yere çevirmişlerdi. Ben de biraz oturduktan sonra eve döndüm. Bu soğuk karşılama sonrası değil kahveye, dışarıya bile çıkamaz oldum. Evde de huzur yoktu. Akşamları dama çıkar, ayaklarımı yere sarkıtır, saatlerce düşünürdüm. Acaba ne oldu ki bu insanlara? Birkaç yıl sonra köylüler bir bir göçmeye başladı. Giden geri gelmiyordu. Köyde 3-5 ev kalmıştık. Biri uzaktan akrabam olan, benden birkaç yaş küçük Hıdır isminde biriydi. Hıdır beni ne zaman görse benden koşarcasına uzaklaşıyordu. Ne oluyor bir türlü anlamıyordum. O yıllarda çocuklardan birisi fabrikaya çalışmaya, diğeri üniversiteye gitti. Onlar da gidince hanımla ben evin odalarına sığamıyorduk. Birbirimizi yiyip duruyorduk. Artık evi ikiye bölmüştük. Ben mahkum, o da gardiyanmış gibi yemeği yaptıktan sonra her akşam kapımın önüne bırakıyordu. Bundan sonra durum daha da kötüleşti. Bazı geceler hanım uyanıyor, bağırıp çağırıyor, duvarları tekmeliyordu. Bir akşam ürpertiyle uyandım. Bir de ne göreyim? Hanım kafasını duvarlara çarpıyordu. Onu zar zor zapt ettim. Ertesi günü büyük oğlumun yanına götürdüm. Artık köyde tek başıma kalıyordum. Bu sıralar Hıdır da göçüp gitmişti. Geriye sadece ben, bir de peynirci Duran kalmıştı. Duran buraları bırakamazdı. 300 kadar koyunu nerede otlatacaktı? Ağlı, hayvanları güdecek tarlası, evi ve bahçesi bu çevredeydi. Duran eşi ve çocuklarıyla beraber köyün uzak bir noktasında tek katlı çinkolu bir evde yaşıyordu. Kolay kolay benim olduğum tarafa gelmezdi. Hıdır'ın gidişiyle birlikte köy ıssızlaşmıştı. Bir gün ilçeden elektrik idaresinden yetkililer geldi. Tabii onları sadece ben karşıladım. Adamlar ben ve Duran'dan başka köyde yaşayan birini bulamayınca tüm sokak lambalarının ışığını trafodan kestiler. Ondan sonra köyün içi akşamları zifiri bir karanlık oluyordu. Elektrikler kesildikten sonra hiçbir gece sokağa çıkmadım. Bazen gaz lambası, bazen de çırayla geceleri idare ediyordum. Bazense gündüzleri atıma atlayıp komşu köylerden yiyeceklerimi temin ediyordum. 98 yılı benim için çok zor geçmişti. Hele o kış şartları yok mu? Yatağa her yattığımda sabaha kalmam ölürüm diyordum. Ama yine de uyanıyordum. Aslında zorluk kış şartlarının katılığında değil, benim içimdeydi. Kafamda sürekli bir zonklama oluşuyordu. Sanki birisi
geceleri balyozla kafama vuruyor, sabah şiddetli bir ağrıyla uyanıyordum. Geceleri geç yatmaya başladım. Sobanın kenarına oturuyor, o zamanlar ilçeye alışverişe giden Hıdır'la gönderdiği radyoyu gecenin ilerleyen saatlerine kadar dinliyordum. Bir gece radyodaki kanal karıncalanma yaparken radyoya birkaç defa vurdum. Düşündüm, benim radyoya hafifçe vurmama rağmen bu kadar şiddetli bir sesin gelmesi imkansızdı. Sanki evin duvarlarına dışarıdan bir araba çarpmıştı. Dışarı çıktım, çevreye baktım, duvarları kontrol ettim. Duvarlarda bir çatlak bile yoktu. Sonra içeri girip uyudum. Sobanın kenarında uyurken uykunun en derin yerinde bir sesle uyandım. Radyo önce cızırtılı bir ses çıkardı, sonra kendiliğinden bir frekans bulup orada sabit kaldı. Sanki radyoda bir tiyatro oynanıyordu. Bu iki kişilik bir oyundu. Bir adam mezarlıktan kaçmaya çalışıyor, arada bir imdat diye bağırıyordu. Onu arkasından sanki birileri kovalıyordu. Tam mezarlığın çıkışında arkadaki her neyse öndekini yakaladı. Adam bağırırken birden sesi kesildi. Önce yerden küt diye bir ses geldi. Sonra bir fışkırma sesi. Ben bu sesleri tanıyordum. Ben çocukken kasap Cemal adında biri bir küçükbaş hayvanın kafasını işte böyle ses çıkartarak kesmiş, sonra bahçenin uzak bir köşesine fırlatmıştı. İki şeyin benzerliği yatağın içinde korkudan tir tir titrememe sebep oldu. Kısa bir süre sonra radyo kendiliğinden kapandı. Dışarıdaki karanlığa, odanın içine, her yere bir sessizlik çöktü. Odanın her bir köşesine donattığım çıralar bir domino taşlarının ard arda yıkılışı gibi sırayla söndü. Bense yorganın içinde hiç hareket etmiyor, yorganın bir ucundan tek gözümle izliyordum. Son ışığın da sönmesiyle zifiri bir karanlıkta kalmıştım. Korkudan ellerim bir şeye tutunmuştu. Bu o tuhaf ses çıkaran radyoymuş. Gitgide sinirleniyordum. Daha gün ışımadan radyoyu sabah paramparça ederek tarlanın uzak bir köşesine 3 metre derinliğe gömdüm. Üstüne kireç attım. Ama ertesi gece daha korkunç geçti. Akşam şiddetli bir yağmur başladı. Yağmurla beraber doğudan bir rüzgar çıkmış, ceviz ağacının dallarını habire benim kaldığım odanın camlarına çarpıyordu. Cam en sonunda çatladı. Boşluklardan içeriye yağmur damlaları düşüyordu. Her yağmur damlası pencerenin hemen yanındaki sobanın kızgın demirlerine dokunup cız diye bir ses çıkarıyor, sobayı biraz daha soğutuyordu. Camlara aceleyle naylon çaktım. Naylon çakarken köy meydanında üzerine yağmurdan korunmak için naylon çekmiş birini gördüm. Acaba bu peynirci Duran olabilir miydi? Başka kim olabilirdi ki? Hey Duran, ıslanmışındır, gel kurulan diye bağırdım. Adam yününü bana hiç çevirmeden adımlarını yavaşlattı. İyice yavaşladı ve yolun kenarında birden yere yığıldı. İşte o an gördüklerim karşısında ben neredeyse tüm camı paramparça edip dışarıya fırlayacaktım. Adamın başı yoktu. Baş, içi su olan yolun kenarındaki çukur bir yerde sağa sola ölü bir balık gibi vuruyordu. Çukuru yağmur suları doldurmuş, suya rengini de adamın atar damarından fışkıran kan vermişti. Olay tam da radyodaki oyun gibiydi. İşin tuhaf yanı, burada da seyirciydim, orada da. O geceyi korkudan inleyerek ve soğuktan titreyerek geçirdim. Sabah ezanının okunduğu saatlerde
abdestimi alıp namaza durdum. Allah'a bir çıkış yolu göstermesi için yalvardım. Biz insanoğlu genel olarak nankör bir varlığız. Ne zaman başımız dertte olsa ve ne zaman çaresiz kalsak Allah'a yalvarıyorduk. Birkaç gün boyunca her sabah yalvardım. Kalbim her namazdan sonra biraz daha hafifliyordu. O üç günün gecesini diğer gecelere nazaran daha iyi geçirdim. Artık buradan gitmeye karar vermiştim. Hanım bana gelme demişti. Olsun, yine de gidecektim. Bir gündüz vakti eşyalarımı hazırladığım sırada birdenbire bir sarsıntı oluştu. Ev sanki yedinin üstünde bir şiddetle sallanmış, duvarların üst kısımlarında büyük çatlaklar oluşmuştu. Bir şey fark ettim. Bir duvarın arasında bir kağıt parçası dışarıya doğru sarkıyordu. Duvarın yarığına iyice sıkışan kağıdı yırtmadan çıkarabilmiştim. Kağıdın içinde muskaya benzer köşeli bir kağıt daha vardı. Besmele çekip katlanmış kağıdı yavaşça açtım. İçinde eski harflerle yazılmış bir yazı vardı. Emin değildim ama birileri bizim eve büyü yapmış ya da yaptırmıştı. Atıma atlayıp doğruca uzak bir köydeki benden daha yaşlıca olan bir hocaya gittim. Hoca bana birilerinin bize büyü yaptırdığını, bu büyüyü yıllar önce duvarları sıvamadan birkaç gün önce oraya koyulduğunu söyledi. Tarif ettiği kişi Hıdır'a birebir uyuyordu. Hoca Hıdır dememişti ama onun Hıdır olduğunu anlamış, buna çok öfkelenmiştim. Parmaklarımın ucundaki asa en az benim kadar titriyordu. Hemen dışarıya fırlamak istedim. Hoca benim kolumdan tuttu. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Diyerek beni durdurmaya çalıştı. Gidip onu geberteceğim dedim. Hoca kimi geberteceksin diye sordu. Hoca sen anladın onu. Kimi geberteceğimi sen benden daha iyi biliyorsun dedim. Yapma, hapislerde mi çürüyeceksin? Yazık değil mi sana? Seni de geçtim. Ardında bıraktığın çocuklara hiç acımıyor musun? Hoca zaten ben hapisteyim dedim. Sen bir otur hele şöyle. Her şeyin bir yolu yordamı var. Önce şu büyüyü bir bozalım. Bak, şimdi önce beni dinleyeceksin. Ben sana nasıl bir yol çizeceğini göstereceğim. Yolun sonunda karar vermen için iki kavşak olacak. O zaman hangi tarafa gidersen git ama benim dediklerimi sonuna kadar yap. Tamam hocam, sizi dinliyorum diyerek yanına oturdum. O evde bir büyü daha var dedi. Ne? Bir büyü daha mı var? Diye bağırdım. Şimdi git, onu buraya getir. Sonra tekrar konuşalım dedi. Atla gidişte bir saatte aldığımız yolu yarım saatte aldık. Diğer büyüyü bulmam çok uzun sürmedi. Onu duvarın tam karşısında ve aynı hizada yine benzer bir delikte buldum. 20 dakikada köye geldim. Atı hocanın atının yanına bırakıp bir solukta içeri girdim. Hoca sobanın kenarında tesbih çekiyordu. Bana yüzünü çevirmeden o elindekini bu odadan uzaklaştır diye bağırdı. Buna çok şaşırsam da dediğini yaptım. Hoca dışarı çıkıp yanıma geldi. Senin daha önce verdiğin kağıtla bu kağıt birbirinin antisi. Olanlar ikisi bir araya gelince oluyor. Bilmiyorum o hoca kim? Bu büyüyü yapan her kimse birbirine düşman iki cin tayfasını evin odasının karşılıklı duvarlarına bağlamış. Birbirlerine bağırıp çağırmaları bu ezelden beri süren düşmanlıktan. Her gece sizin ailenizde yaşanan kavgalar da işte bu yüzden. Peki hocam, o radyoda duyduğum sesler, sonra onun bir benzerini gördüğüm görüntü diye sordum. Radyoyu sana o aklından geçirdiğin şahıs getirmemiş miydi? Evet, o getirmişti. Bu da büyünün bir değişiği işte.
Şimdi ne yapacağız peki hocam? Sen elindekini şu incir ağacının dalına as. Ben de diğerini getiriyorum. Hoca içeride sesli bir şeyler okuyor, etrafa bağırıp çağırıyor. Sonra yine bir sessizlik hüküm sürüyordu. Hoca bir saat sonra dışarıya çıktı. Elindeki kağıdı benim bağladığımın tam karşısındaki incir ağacının dalına bağladı. İki ağacın arasına sağdan soldan odun getirip iki ağacı odunlarla birbirine bağladık. Sonra hoca besmele çekip biraz önce okunmuş su döktüğü odun parçalarını tam orta yerden bir çırayla iliştirdi. Ateş her iki sayfalara da aynı anda ulaştı. Sayfalar tamamen yok olana kadar etrafa kıvılcımlar saçıldı. Sanki havada bir şeyler can çekişiyordu. "Öldürdünüz mü hocam?" diye bir soru gafletinde bulundum. Hoca, "Hayır, onları kovdum," dedi. Bu işlemden sonra sanki tüm sinirim alınmıştı. İyice rahatlamış, hatta gülmeye başlamıştım. Hıdır'a karşı öfkem eskisi kadar kuvvetli değildi. Kafamı Hıdır'dan çok hanım ve çocuklarım meşgul ediyordu. Onları düşünüyordum. Hoca içimden geçenleri anlamış gibi "Merak etme, hepsi yakında gelecekler," dedi. "Yine eskisi gibi huzurlu olacaksınız. Peki hocam, Hıdır tekrar yaptırırsa önce Allah'a, sonra şu benim yaptığım muskaya güven. Allah'ın izniyle bundan sonra hiçbir büyü sana ve ailene asla tesir etmeyecek." Hoca benim asamla hemen önümdeki yumuşak toprağa iki yol çizdi. Biri eğri büğrü ilerleyerek ileride hafif bir uçuruma gidiyor, diğeri de dümdüz ilerleyerek bir çiçeğe gidiyordu. Birkaç saniye düşündükten sonra çiçeğe doğru giden yolu seçtim. Hoca sevincinden bana sarıldı. Çiçeklerin yanına oturduk. Bol bol muhabbet ettik. Akşama doğru hocanın yanından ayrılmak istedim. Hoca beni birkaç gün yanında tuttu. Nedenini iki gün sonra eve vardığımda anladım. Hanımla iki oğlum, büyük oğlumun eşi bahçede mangal yakmışlar, beni bekliyorlardı. Gayet huzurluydular. Başımdan geçenleri onlara bir bir anlattım. Ertesi gün hanımımla birlikte çocukları uğurladık. Hüzünle bana bakan hanıma sordum. "Elif, bu Hıdır sence bize neden büyü yaptırdı?" Eşimin cevabı çok netti. "Hıdır'ın gönlü bendeydi. Benim gönlüm de sende. Ona sımsıkı sarıldım ve ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık.